Evet herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle Reader at Work bir kitabının ilk metinlerini çeviriyor olacağız. Birinci metinle başlıyoruz. Mary. Mary Cinder Amerikalıdır. O Michiganlıdır. Michigan'dandır da denebilir. En güzeli çeviride o Michiganlıdır. O bir öğretmendir. Nerede? Ottü de bir öğretmendir. Onun sınıfı nedir? Küçüktür. Fakat o yani onun sınıfı hoştur, güzeldir. Öğrencilerin hepsi değildir. Ne değildir? Türkiye'den değildir. Robap İran'dandır. İranlıdır da diyebiliriz. Mohan Hindistan'dandır. Hindistanlıdır ve Habib Mısırlıdır. Bayan Sindir nedir? Çok iyi bir öğretmendir. Çok iyi bir öğretmendir. Evet, ikinci parçamızla devam ediyoruz. Hanako Hanako Sato tanınmış bir tanınmış bir yani meşhur bir iş kadını olan Hanako Sato. Burada iki virgül arasında onu tanımladığı için bu tanımı gerçekleştirdikten sonra olan Hanako Sato diyerek cümleyi toparlıyoruz. Baştan alalım. Hanako Sato Tanınmış bir iş kadını olan Hanako Sato'dur. Nedir? Yeni yöneticisidir. Nerenin Popfan'ın yeni yöneticisidir. Şimdi de Popfan'ı tanımlayacak. Tıpkı iki virgül arasında Hanako Sato'yu yaptığı gibi, Popfan'ı tanımlayacak. Neymiş peki Popfan? Bakalım. Bir uluslararası kayıt şirketi. Japonya'da iki ofisli, iki ofisi olan yani uluslararası bir kayıt şirketi olan Popfan'ın yeni yöneticisidir Hanako Sato. Tekrar alalım. Meşhur bir iş kadını olan Hanako Sato yeni yöneticisidir Popfan'ın. Nedir, nedir bu Popfan? Bir uluslararası kayıt şirketi. Japonya'da iki ofisli uluslararası bir kayıt şirketi olan Popfan'ın yeni yöneticisidir. Bayan Sato dur nedir? İlk kadındır. Yöneten ilk kadındır. Şirketin Tokyo ofisini onun 15 yıllık tarihinde şirketin Tokyo ofisini yöneten ilk kadındır. Onun derken şirketi kastediyor. Bayan Sato dur ayrıca başarılı bir ev hanımıdır ve başarılı bir annedir. O ve onun kocası Taro Sato olan onun kocası vardır yani sahiptir onların iki kızları vardır. Tomiko yine bakın iki virgül arasında dolayısıyla ne diyeceğim? 24 yaşında olan Tomiko dur nedir? Bir sekreterdir. Japon Hava Yolları için çalışan New York City'deki Japon Hava Yolları için çalışan bir sekreterdir. Akiko 19 yaşında olan Akiko Dur nedir? Bir öğrencidir. New York Üniversitesi'nde bir öğrencidir. Evet, üçüncü metin çevirisiyle devam edelim. Longleat Evi. Longleat Evi, dir 140 kilometre batısındadır Londra'nın 140 kilometre batısındadır. Buradaki bir e, binadan bahsediyor. çeşitli özellikleri var. Bakalım neler onlar? Londra'nın 140 kilometre batısındadır bu ev ve arasındadır şehirleri arasındadır. ...Saspori ve Bah şehirleri arasındadır. Evdir, nedir? Evidir. Ee, bah e, lordun'un evidir. O yaklaşık 400 yaşındadır. Yaklaşık 400 yaşındadır ev yani. Ziyaretçiler e, yürüyebilir, içinde yürüyebilir, gezebilir yani orayı demek istiyor ve... E, görebilir neyi güzel odalarında gezebilir de diyebiliriz ve onlar görebilir e, eski yani antika mobilyaları odalardaki antika mobilyaları görebilir vardır Ayrıca bir safari park vardır Longleat evinde bir safari parkta vardır Ayrıca ziyaretçiler e, gezebilir içinde parkın Burada tabii sürebilir yani. Arabayla da içinde gezilebiliyormuş. Bunu ifade etmeye çalışıyor. Parkın içinde araba sürebilir ve görebilir. Pek çok hayvan orada görebilir. Longleat evi açıktır. Her gün ne zamandan ne zamana kadar? Şimdi bunu söyleyecek. Saat sabah 10'dan 6'ya kadar. 10'dan 6'ya kadar akşam 6'ya kadar sabah saat 10'dan akşam 6'ya kadar her gün açıktır. Safari Park açıktır sadece yaz aylarında yazın açıktır sadece. Dördüncü metnimizle devam edelim hemen. New York Üniversitesi. New York Üniversitesi'dir. Nerededir? Greenwich kasabasındadır. Öğrenciler alabilir. Hemen hemen her şeyi alabilir. Şimdi burada düşmüş bir bağlaç gibi düşünüp bu cümleyi bağlayacağız oraya. Ne alabilir? Onların ihtiyaç duyduğu her şeyi diyebiliriz yakınında. Üniversite kampüsü yakınında onların ihtiyaç duyduğu her şeyi hemen hemen her şeyi öğrenciler alabilir. Vardır bir post office yani postane vardır. Nerede? 9. cadde üzerinde bir postane vardır. Vardır bir banka vardır. 5. Cadde bulvar üzerinde bir banka vardır ve vardır iki banka vardır. 8. caddede de iki banka vardır. Restoranlar ve kafeler diyebiliriz buna. Kafeler, Greenwich kasabasındaki restoran ve kafelerdir. Çok popülerdir. Evet bir diğer metnimiz 5. metin çevirisiyle devam edelim. Londra Üniversitesi. Londra Üniversitesidir. Bloomsbury'dedir. O kurulmuştur 1836'da kurulmuştur. Vardır pek çok diğer ünlü bina vardır Bloomsbury'de pek çok diğer ünlü bina vardır. İngiliz Müzesi hangi üniversite yakınlarında olan İngiliz Müzesi'dir biridir. Bu binaların biridir. Yani bu binalardan kastettiği o ünlü pek çok diğer binadan biridir İngiliz Müzesi. Vardır ayrıca da pek çok restoran ve kafe vardır. Hangi, nerede, sizin satın alabildiğiniz restoran ve kafeler bir şeyler yemek için sizin bir şeyler satın alabildiğiniz kafe ve pek çok restoran vardır ayrıca. Restoranlar değildir her zaman çok ucuz değildir. Fakat kafeler mükemmeldir. Ücretlerine göre diyebiliriz burada yani satılan şeyin ücretlerine göre kafeler mükemmeldir.